Merhaba değerli dostum. Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Ne yapıyoruz? Asitler, bazlar, tuzlar konusunun ilk kısmı ile ilgili soruları çözüyoruz. Hadi o zaman hazırsan başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki sabunla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sabun neydi? Bazik bir maddeydi. Cilde kayganlık hissi veriyordu. Cilde kayganlık hissi oluşturur. Evet bu doğru. Bazik bir madde olduğuna göre tadı acıdır. Evet doğru. E bazik bir madde olduğuna göre 25 derecede pH değeri ne olacaktır? 7'nin üzerinde olacaktır. 7'den büyük olacaktır. Doğru. O zaman cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği oldu. İkinci sorumuzda diyor ki karbon elementinin yanmasıyla oluşan karbon monoksit ve karbon dioksit bileşikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Bak ametel artı az oksijen, ametel artı fazla oksijen. Bu nötr oksit, bu ise asidik oksit. Diyor ki CO bileşiği nötr oksittir. Doğru. CO2 bileşiğinin sulu çözeltisinin tadı ekşidir. Asidik bir madde. Suda çözünürse asit oluşur. Asit çözeltilerinin tadı neydi? Ekşiydi. O zaman bu doğrudur. Karbon monoksit ve karbon dioksit arasında kimya kimyasal tepkime gerçekleşmez. Evet bunu doğru kabul edebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Birisinin nötr, biri asit. O yüzden tepkime verecekler midir? Vermeyeceklerdir. Bunu söyleyebiliriz dostum. Bundan dolayı cevabımız ne olacaktır? 1, 2, 3 E seçeneği olacaktır. Geldik bir sonraki sorumuza diyor ki yukarıda verilen maddelerin aynı şartlardaki 25 santigrat derecedeki pH değerlerinin karşılaştırılması hangisine doğru verilmiştir? Bakalım. Çeşme suyu. Çeşme suyu yaklaşık olarak hadi diyelim suya. Biz buna nötr diye kabul etsek. Çeşme suyunu nötr diye kabul etsek. Yaklaşık olarak söylesek. pH 7'ye yakın. Şöyle 7 diyelim. Portakal suyu. Asit değil miydi bu? Asit. O zaman pH değeri ne olacaktır? 7'den küçük. Deterjanlı su. Deterjan, sabun bunlar bazik maddelerdi. Bazıların pH'i neydi? 7'den büyüktü. O zaman bunların pH'ini büyükten küçüğe sıralayacaksak en büyük olan 3 olacaktır. Sonra 1 olacaktır. En küçük de 2 olacaktır. Yani 3, 1, 2 cevabımız C seçeneği olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki asit ve bazıların pH değerleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım neler söylüyor? Asitlerde sulu çözeltideki hidronyum iyonu derişimi arttıkça pH değeri büyür diyor. Şimdi şimdi hidronyum iyonu demek asit değil miydi? Asitlik artarsa pH azalıyordu. Burada pH büyür diyor gitti. İkinci de diyor ki pH değerinin bir olması HCl çözeltisinin asidik değerinin yüksek olduğunu gösterir. Evet pH sıfıra doğru yaklaştıkça asitlik artmakta. 14'e doğru yaklaştıkça bazlık artmaktadır. O zaman bu da doğrudur. Bazlarda hidronyum hidroksit iyonu derişimi arttıkça bazlık oranı ve pH değeri küçülür. Bir dakika. Hidroksit iyonu derişimi artarsa bazlık artar. Bazlık artarsa pH 7'nin üzerine çıkacak değil mi? Yani pH de artar. Bundan dolayı yanlıştır. Oda sıcaklığında pH değerinin 13 olması sodyum hidroksit çözelsinin bazlık değerinin yüksek olması demektir. Evet 14'e yaklaştıkça bazlık artıyordu. Bundan dolayı doğrudur. Biz doğruları arıyoruz. 2 ve 4 yani cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Geldik 5. sorumuza. Diyor ki Sulu çözeltisinde H artı ve X eksi 2 iyonu oluşturan maddeyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Bak H artı iyonu oluşturuyor. X eksi 2 oluşturuyor. Çaprazlarsak bunu benim asidim H2X olacaktır. Formülü H2X'tir. Evet doğru olabilir. Ne diyor? Kuvvetli bir asittir. Suda ne kadar iyonlaştığına dair bir bilgim var mı? Yani %100 mi iyonlaşıyor? Çok az mı iyonlaşıyor? Bilgim yok. O zaman bu bir kuvvetli asit de olabilir, zayıf asit de olabilir. Bana olabilir dediği için evet kabul edebilirim. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Ya suya haşartı vermiş mübarek. Suya haşartı yönü veren madde nedir? Asidiktir. Asidik maddenin pH'i 7'nin altındadır ve turnusol kağıdını yani kırmızı turnusol kağıdını kırmızı olarak bırakır. Mavi turnusol kağıdını da kırmızıya dönüştürür. O zaman kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir yanlış olacak. Cevap 1 ve 2. C seçeneği olacak. Geldik altın sorumuza. Diyor ki asit ve bazların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hmm. kuvvetli bazların sulu çözeltisi tahriş edicidir. Ya kuvvetli asitlerinki de aynıdır. Kuvvetli bazlarınki de aynıdır. Doğru. Asitlerin çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Ele kayganlık hissi verenler baz çözeltisiydi. O yüzden bu gitti. Şunun yanına noktayı koydum devam ediyorum. Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir ortama iyon verdikleri için kuvvetlileri çok zayıfları az ama sonuçta iletirler mi iletirler. Bitti. Halojen grubu elementlerinin hidrojen elementiyle yaptığı bileşikler asidiktir diyor. Bak H, F, H, C, -L, H, B, -R. Bak halojenler bunlardı değil mi? B, R, I, C, -L F. Yani bunlar ne? Asit değil miydi? Evet. O zaman hidrojenle halojenin yaptığı bileşikler asittir. Doğru. Bazıların suluç çözeltisi hidroksit iyonu içerir. Evet doğru bir ifadedir. Biz yanlışı bulmuştuk. Cevabımız B seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Diyor ki: amonyan sulu çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ne demiştik? Amonyak bazdır. Bilmeyen kazdır. Elektrolittir. Ortamda iyon var mı? Var. Tamam, zayıf baz ama sonuçta iyon var. Elektriği iletir. Doğru. Turnusol kağıdını kırmızıya boya. Ya bu neydi? Baz. Bazsa maviye boyar. Bazlar maviye çevirir. BMC. O yüzden bu ne oldu? Gitti. Hidrojen iyonu derişimi OH iyonu derişiminden büyüktür. OH yani. Olur mu öyle şey? Yanlış. Çünkü bu bir baz çözeltisi. OH derişimi H derişiminden büyük olur. Gitti. Biz doğruları arıyoruz. Cevabımız yalnız bir A seçeneği oldu. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki bazlarla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Ha demek ki böyle ilginç şeyler var. Formülünde OH bulunur. Bakıyoruz. A na OH. Evet doğru söylüyor galiba. Al sana baz NH3. Nerede OH? Var mı formülde? Yok. Demek ki kesin değil bu. Gitti. Tamamı suda az veya çok iyonlaşır. Evet ya iyon az iyonlaşıyordu ya çok iyonlaşıyordu. Çok iyonlaşınca ne oluyordu? Kuvvetli baz oluyordu. Az iyonlaşınca zayıf oluyordu. Yani bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Asitlerle tepkimeye girerek tuz oluşturur. Evet doğrudur. Asitler ve bazlar tepkimeye girdiğinde tuz garanti oluşur. Su belki oluşmayabilir ama tuz garanti oluşacaktır. Doğrudur. Kesin doğru. Cevabımız 2-3 D seçeneği oldu. Geldik 9. sorumuza. Diyor ki saf X maddesinin suda iyonlaşma denklemi aşağıda verilmiştir. Ne kadar güzel. X maddesi bazik özellik gösterir falan filan intermilen bir şeyler söylüyor. Aa bak şimdi şöyle bir şey var. Bu su. Yani H2O. Hidrojeninin birini kaybetti, OH'a dönüştü. Ortam bazik. Ortam bazikse o zaman X maddesi bazdır. Doğrudur. Ne oluyor bak hidrojeni aldı, şuna dönüştü. Aslında bu ne biliyor musun? Şu NH3 şu da NH4 artı. Kastettiği bu aslında. Çözeltide denklemde verilen taneciklerin tamamı bulunur. Evet doğru. Sulu çözelti değil mi bu? X'in sulu çözeltisi. X var. Su var. Ayrıyeten OH var. NH4 var. E ama hocam tamamı ayrışırsa bu tarafa geçtiğinde bunlardan kalmaması lazım. İşte zaten çift yönlü ok var. Tamamı ayrışmamış. O zaman ortamda her maddeden bulunacaktır. Doğru. Y iyonu hidroksit iyonudur. Evet. Onu da bulmuştum zaten. Doğrudur. Cevabım ne oldu? 1 2 3 E seçeneği oldu. 10. sorumuz bak burada çarşaf gibi bir soru. Diyor ki yukarıdaki defterlerde verilen maddelerden hangilerinin özellikleri ile ilgili bilgi yanlıştır? Şöyle bir yaklaşalım. Hop yaklaştık. Bak şimdi. Domates suyu neydi bu? Asidik bir maddeydi. O da koşullarında pH değeri 7'den küçüktür. 7'den küçüktür evet çünkü bu bir asit. Doğru. İkinciye geldik. Limon suyu bu da asidik bir maddeydi. Ekşiden yakala. Kırmızı turnusol kağıdının rengini değiş değiştirmez. Doğru çünkü asitler kırmızıya çevirir. Kırmızı turnu sol kağıdı aynı renkte kalacaktır. Bu doğru. Üçüncü ne? Çilek. Çilek folik değil mi? Asit. Güzel. Çilek suyu bazik özellik gösterdiğinden tadı ekşidir. Ya cümle içinde zaten saçmalık var. Çilek suyu asidiktir. E bazik olsaydı acı olması lazımdı. Ne demiş? Ekşi demiş. Üçüncüsü gitti. Biz ne? Yanlışı arıyoruz zaten. Cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Geldik 11. sorumuza. Diyor ki asit ve bazlar çay, üzüm suyu, kırmızı lahana maddelerinin rengini değiştirir. Peki değiştirsin. Bu maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi asidik ve bazik ortamda farklı renk alan maddelere belirteç ya da indikatör diyorduk. O zaman indikatör olarak adlandırılır bunlar. Doğru. Asit ve bazların pH değerlerinin tespiti için pH kağıdı yerine kullanılabilirler. Ya bak asit mi baz mı olduğunu anlarız. Onda sıkıntı yok. Ama pH'inin kaç olduğunu anlayamayız. Bir önceki derste bu konunun videosundan ne yapmıştım? Böyle kağıdı daldırıp çıkartmıştım. Renk değiştirmişti. Öyle bir pH kağıdı olsa eyvallah. Bak anlarız hangi pH'de olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliriz ama çayın içerisine ben döktüm şeyi değil mi? Asidi döktüm. Ne oldu? Sarı oldu. Bazı döktüm. Ne oldu? Kırmızı oldu. E pH Anlayabildin mi tam olarak? Anlayamadım. Bundan dolayı bunu tam olarak belirleyemem. Bu doğru değildir. Asit ve baz ortamındaki renkleri birbirinden farklıdır. Zaten indikatör, ayırac, belirteç olduğu için asit ve bazik ortamda farklı renk alması gerekiyor. O yüzden doğrudur. Cevabım ne olacak o zaman? 1 ve 3 nerede var? D seçeneğinde. Evet dostum ne yapmış olduk? Asitler bazlar tuzlar ünitesinin ilk kısmını bitirmiş olduk. Bunlarla ilgili de güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Dikkat ettiysen ezber kısımları var. Yani ne yapman gerekiyor? Buradaki kuvvetli asitleri kuvvetli bazları zayıf asitleri zayıf bazları al Şöyle karşına yapıştır. Ben açık söyleyeyim çok faydasını görürsün. Al karşına şöyle bir yapıştır. Bir süre bak. Bir süre sonra zaten ezberleyeceksin onları. Sorularda kullana kullana. Ve unutmaman gereken şeylerden birisi. CH3COOH. AOOH ile bitiyor. Bu bir baz mı? Hayır. Neydi bu? Sirke asidiydi. Asit. Unutma. NH3. NH3'in ne diyorduk? NH3 bazdır. Bilmeyen kazdır. Bu ayrıntıyı da sakın unutma. HF şu bu falan bunların özelliklerini kuvvetli mi zayıf mı olduğunu iyi bil. Çünkü tuzları belirlerken tuzların asidik mi bazik mi nötr mü olduğunu belirlerken kullanıyoruz bunu. Lazım olacak. Bunları o yüzden karşına yazmanı istiyorum değerli dostum. Evet, şimdi sen soru çözmeye devam edeceksin. Burada bırakmıyorsun. Ne yapıyorsun? Soru bankasından soru çözüyorsun. Kendini daha da geliştiriyorsun dostum. Öyle konu hemen bitmiyor. Bir video seyrettin, bir de soru çözümü seyrettin bitti. Yok öyle bir şey. Senin de soru çözmen lazım. Soruyla baş başa kalman gerekiyor dostum karşılıklı böyle birbirinize bakışacaksınız. Başkasının çözdüğüyle olmaz. Ben ne yapıyorum? Sana yol gösteriyorum. Yani neler yapman gerektiğini gösteriyorum. Şimdi o yolda sen yürümeye başlayacaksın. Tamam mı dostum? Hadi bakalım dinlenme vakti. İki fosfor bir asit. Kimya bu kadar basit. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakal.